Merhabalandığın YouTube gençlerin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Hala başlangıç bölümlerindeyiz. Yani temel olarak yeni bir hesap açtık ve bu yeni hesapla oynuyoruz. Dünyanın başlangıcını keşfediyoruz. 10. bölümden itibaren normal gençlerin daha late aşamalarına devam edeceğiz. En son bölümlerde birkaç tane hikaye yaptık. Birkaç tane temellerden falan bahsettik. Bu bölümde öncelikle şu şehri gezecektik. Şehirdeki dükkanlardan bahsedecektik. Onlara başlayalım bir. Öncelikle demirci. Demirci'de ne yapıyorsunuz? Hemen bir gösterelim. Yani zaten genel olarak oyunlardan bildiğiniz mantıkla aynı şeyler. Yani neyse, hadi kapa çeneni artık da bir sal bizi. Ya hadi hadi be, hadi be. Normalde bu kadar söyletmiyor yani, hiç merak etmeyin. Öncelikle burada yapabileceğiniz şeyler silahlara artı basmanızı sağlayan cevher maddeleri. Bu cevher maddelerini dışarıdan bulduğunuz madenlerle yapabiliyorsunuz. Daha öncesinde şunu şunu ve buradakini, bunların nerede bulunacaklarını falan göstermiştim. Şu, bu arada bunları bilmiyorsanız eğer, bu dağ bölgesinde bulunuyor, bu da Inazuma'da bulunuyor. Oralara da artık gidersek bakarız, bilmiyorum. Belki de gitmeyiz. Inazuma'ya gideriz de dağ bölgesine gideceğimi hiç zannetmiyorum. Ama belki göstermek için gidebiliriz. Onun dışında bunlar şu bazen yani rastgele görevlerden falan geliyor bazen. Bazen büyük bosslardan geliyor. Oyunda büyük bosslar falan var. Onlardan çıkıyor ve 4 seviyeli silahlar yapmanızı sağlıyor. Bu yüzden keşke oyunda 4 seviyeli silahlar şu wishlerden çıkmasaydı. Hepsi böyle yapılsaydı keşke. Her neyse, genel olarak demirci böyle. Demircinin çırağı da silah satıyor bu arada. Ama o kadar önemli değil onlar. Onun dışında şurada çiçekçi vardı. Çiçekçi şu anda bunun görevi var. Onu bitirdikten sonra yalnızca yanına gelebiliyoruz. O yüzden şu anda çiçekçi yok. Çiçekçi de birkaç şey satıyor. Sonra şurada bizim loncamız var. Loncada genel olarak günlük görevleri alabiliyoruz ve şurada seviyenize bağlı ödüller falan veriyor. Onları alabilirsiniz. Onun dışında expedition'lara da buradan çıkıyorsunuz. Yani karakterinizi çıkartıyorsunuz. Burada değerli eşya satıcısı var. Değerli eşya satıcısı hazineler bulduğunuzda size verdiği anemo sicil var mesela. Onları verip başka değerli şeyler almanızı sağlıyor. Zaten aşağıda da yazdığı gibi. Hemen şöyle bakalım. Bunları alabiliyorsunuz işte ama bunlar bosslardan çıkıyor yani. Gayet çok miktarda çıkıyor. Bunlar da günlük görevlerden çıkıyor. Ama önemli olan şeylerden burası. Da birincisi Memory of Rowan Gales diye ya da artık nasıl okunuyorsa o şekilde. Bununla birlikte bizim karakterin Constellation mıydı? Neydi ismi? Hatırlayamadım şimdi. Onu geliştirmenizi sağlıyor baş karakterinki. Ama baş karakter güçsüz bir karakter olduğu için bunu özellikle önem vermeyebilirsiniz. Yani zaten hazineleri topladığınız sırada muhtemelen bundan çok daha fazla sayıda olacak da. O zaman alırsınız. Ama o kadar da önemsemenize pek gerek yok gibi. Ondan sonra bu da var. Bunu da işte o az önce dediğim mantıkla zaten bosslardan yine çıkıyor bunlardan. Yani almak isterseniz alabilirsiniz. Bence o kadar gerek yok. Ama hepsini toplayın zaten. Tamam, hadi. Bunun dışında önce şuraya gidelim. Aşçı var burada. Genel olarak tüm şehirlerde bunlar var. O yüzden bunları temel olarak bir bahsedeyim. Burada işte aşçı var. Her bölgede aşçı var. Aşçı genel olarak birkaç tane böyle basit şeylerden satıyor. Bu arada bu basit şeylerden sattığını daha önceden fark etmemiştim aslında. Yani fark ettim de bunun kullanışlı olabileceğini fark etmemiştim. Çünkü bu yani yeniden doğurma ve can yenileme falan veriyormuş. Ben bunları yaparak boşu boşuna malzeme harcıyordum kısaca. Keşke buradan alsaymışım. Neyse, onun dışında un, krem falan filan satıyor işte. Böyle genel şeyler. Aynı zamanda tarifleri de buralardan bulabilirsiniz.
Bu arada belli bir seviyeye geldikten sonra burada satılan her şeyin fiyatı ucuzluyor, haberiniz olsun. Yani direkt almak istemeyebilirsiniz. Belki onları late-gen'de yapmak isteyebilirsiniz. Hangi kısımda azaldığını da birazdan bahsedeceğim. Burada da malzeme satıcısı var. Genel malzemeler. Genel malzemelerde yine yemek malzemeleri aslında. Bunlar işte tuz, biber, soğan, süt, domates, kabak değil ya, lahana, patates ve buğday olmak üzere bunlar genel şeyler, buradan alabiliyorsunuz. Her bölgenin birkaç tane kendine özel eşyası var, onları da alabiliyorsunuz. Burada şu Timaeus'ta konuşmanıza gerek yok, zaten önündeki şeyden bahsedecek. O da Crafting Bench. Crafting Bench'in daha önce bahsetmiştik. Burada işte craft yapmanızı sağlıyor kısacası. Craft yaptığınızda da birkaç karakterin özel pasifi vardı. Onlara olabildiğince dikkat edin işte. Bunlar boş şeyler. Hiç kullanmazsınız muhtemelen. Ben yani 56. seviyeye falan geldim. Daha hiç kullanmadım açıkçası. Onun dışında şurada artefakt satıcısı var. Ama artefakt satıcısı o kadar önemli değil bu arada. Yani küçük küçük artefaktlar satıyor ve bir tane satıyor galiba günlük olarak. Yani hiç de önemli değil açıkçası. Hatta haftalık mıymış? Neyse. Bu sadece bu şehirde bulunan bir şey. İçeri pek girmeye niyetim yok da. Bunlar aslında her şehirde var da farklı farklı şeyler satıyorlar. Buradaki mesela bu barı işletiyor. Bu barın içinde de işte içecek satıyor açıkçası size de. O içecek de aynı iksir mantığıyla çalışıyor ama daha önce de demiştim. Bu oyunda daha yine 56. seviyeye geldim ve daha hiç iksir kullanmadım. Bu arada şuralarda bir yerde sandık vardı. Onu da alalım da geçerken. Buralarda bir yerde de vardı da neyse. Ve şurada önemli yerlerden biri. Az önce söylediğim şey, fiyatları düşürmenizi sağlayan şey burada. Burası sizin bu köydeki, bu şehirdeki ününüzü belirleyen yer. Ne kadar ünlüyseniz size insanlar o kadar ucuza satıyor malzemeleri. Hemen açalım bunları. Ne yazık ki açamıyormuşuz. Muhtemelen seviyemiz yetmediği için açamıyor olabiliriz. Buraya geldiğinizde işte size bu şehrin görevlerinden bahsediyor. Ne kadar yeri keşfettiğinizden bahsediyor. Ve 3 tane özel görev ve birkaç tane de canavar avlama görevi oluyor. Onları, o 3 tane genel görevi ve 3 tane canavar avlama görevini buradan alarak kendi seviyenizi arttırabiliyorsunuz, ün seviyenizi. Bakalım, şehirde galiba başka bir şey yoktu. Ama yine de bir bakalım şöyle. Hatta şöyle bakması daha kolay. Burada giriş yeri var. Burası sadece buraya özel. Şurada kilise var. Burası gerçi şövalyeler. Burası kilise. Bunlar öyle. Bakayım başka bir şey. Başka bir şey yok zaten. Bunların hepsini de gösterdik. Oyunda bunlar değerli olabiliyorlar gayet de. Ve hadi şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bakayım. Hadi buraya gidelim. Şurada Iris diye biri varmış. Onunla konuşacakmışız. Buraya gidemiyoruz. O zaman önce şuraya gidelim. Sonra oraya gidelim. Donalda'dan da gidip Iris'le konuşalım bakalım. Ne diyormuş bize? Belki önemli bir şey diyordur. Burada güzel bari 10 dakikada tamamını anlattık. İyi oldu. Zaten çok uzun da bir şey değildi. Hayda, ben onu alamadım mı şimdi? Almışımdır ya. Yani her neyse. Bu arada geçen bölümde Bennett çıkmıştı da onun yeteneğini tabi gösteremedik daha. Q yeteneğini yani. Genelde dünyayı gezerken bir ışınlanma yerinden bir ışınlanma yerine giderken her yeri olabildiğince keşfetmeye çalışın. Bütün hazineleri falan almaya çalışın. Ben şu anda buraları daha önceden gezdiğim için almıyorum. Diğer hesaba geçtiğimizde daha gitmediğim yerler var. Oralara giderken bu araştırmaları yapacağım.
Siz de o zamanlarda görürsünüz işte. Burada bir şeyler var yine. Burada çok konuşunca boğazım ağrıdı ya. Hiç alışmamışım daha yani o kadar dırdır etmeye. Bunları toplamak güzel olabilir de aslında. Bilemiyorum. Belki güzel izleme de getirebilir ama hiçbir fikrim yok ve yapasım da yok açıkçası. Çok emek ister. Daha öncesinden yaptığım için de yani uğraşmak istemiyorum. Hadi çıktık hadi. Evet. Bunlara hiç bulaşmak istemiyorum. Bunlar o kadar güçlü değillerdi. Gerçi hadi bulaşalım ya. Ne olacak sanki? O kadar güçlü değillerdi. Kaçamadık. Ya bir gel gel. Gel gel. Evet, o kadar da güçlü değillermiş tabii ki de. Daha başlangıçta olduğumuz için. Ve ikisi de basit elementlerdi. Yani toprak ve rüzgar olduğu için diğer elementler olsa birazcık zorlayabilirlerdi. Ve bunun nedeni bu arada o toprak ve hava elementinin güçsüz olmasından dolayı değil. Sadece o düşmanlar da güçsüz. Havada mı ya? Havadaysa ne kadar havada? Ha, şuradaymış. Çok gün çok garip bakıyor. Buralar soğukmuş ya falan filan dedi. Ama hiç merak etmiyorum. Geç hadi geç. Bu bölgeyle ilgili de saçma bir şey var. Bundan bahsetmeliyim bence. Bakalım gideceğim mi bu arada? Görev olarak var mı? Evet, gidiyoruz. Tamam. Bu bölgenin şöyle bir sorunu var. Normalde bu bölgede özellik olarak hemen göstereyim. Şöyle zaten 2 metre ötemiz olduğu için muhtemelen durdurup kendisi de gösterecek. Bakayım. 30 level'li. Evet, şimdi gösterdi. Gördüğünüz gibi aşağıda bir soğuma ibaresi çıktı. Bununla birlikte donuyoruz kısacası. Burada oradakiler nasıl 30 level ya? Ama şöyle bir sorun var. Bizim buz karakterlerin hiçbiri bu soğuktan daha az etkilenmiyor. Neden yani? Neden? Mantıken daha az etkilenmeleri gerekir. Çünkü bunlar yani zaten buzu yönetebiliyorlar. O kadar da değil yani. Birazcık yani şey yapsan, birazcık izin versen yani. Hadi buz olan, pardon, ateş olanlar da mesela daha zorlansın. Burada şunu hemen gördük. Hadi gidelim. Bunlar 30 level olmuş. Bu arada element dediklerim de bunlardı. Kaç kaç. Evet. Tek yiyorum. Tek yiyorum. Tek yiyorum. Yani bizi niye otomatik olarak buraya gönderdi ki acaba? Yani buranın görevi biraz daha zor olması gerekmez mi? Yani daha ileriki levellerde olması. Buna bir şey yapamıyorum, değil mi?
Galiba. Aa evet yani. Sen kimsin? Yani evet. Benim buraya kesinlikle gelmemem lazım ki. Ne alakası var? Beni niye buraya gönderdin sen şimdi? Vuhu, o kadar saçma ki. Benim seviyem 15 ya. Yani dursaydın. O kadar da değildi yani. Bu arada hala can basamadık ya. Bennett açık dünyada o kadar iyi olmayabilir tabii ki. Kim bilir? Tabii yanındaki karakterler de kötü olunca bilemedim. Şşt, bakın sana bakın bakın. Bir de artefaktları falan da olmayınca tabii. Normalde bu kadara ultisi dolmuş olması lazımdı. Sonunda işte bu şekilde. Hemen şu karaktere geçelim mesela. Gördüğünüz gibi saniyesinde doldu. Hayda. Bennett'in macera timi ya da takımı. Sırayı da açalım hadi bakalım. Zaten çok bir şey kalmadı. Sonra. Şimdi bunlar hala kilitli mi ya bu arada? Gidebilir miyiz acaba? Mesela şuraya gideceğiz de 22. seviyede diyor. Gitsek yani bulabilir miyiz acaba o arada? Kaç? 162. Hemen kullanalım. Bir şey çıkmadı. Şaşırdık mı? Hayır. Şu domuz nasıl kaçıyor yani? Bizi mi görmüş gerçekten? Yoksa rastgele mi kaçıyor acaba? Hiç rastgele kaçıyor da olabilir belki. Mümkün. Sanki onu kovalamamızı istiyor gibi. Belki de. De istemiyordur yani. Çok uzakta kaldı. Erindim o yüzden. En azından ışınlanmayı açsaydım ya. O kadar da değildi hani. Buradan da geçiş yok oraya. Erindim ya oraları açmayı. Bizim sonraki görevimiz nerede? Yani bu yine bizi Iris'e gönderiyor ya. Neden? Oraların seviyesi daha bize uygun değil ki. Yani sen burada 22 levellik yeri açmıyorsun bize. Niye bizi 30 levele göndermeye çalışıyorsun? Ya aptalca bu. Lütfen dur artık. Kendinde değilsin. Bitti mi? Hadi gidelim. Tamam, sonraki görev. Ya bu zaten gidebiliyor musunuz buraya? İyi. Tamam hadi. Hadi gidelim o zaman. Çıktık tamam. Çıkamayabiliriz diyecektim de. Çıka. Hani
Merhaba, merhaba. Neden? Snezna'ya dediği de bu arada dördüncü şehir oluyor. Daha oyununda olmayan bir şehir orası. Rusya'dan temel alınmış. Muhtemelen buz bölgesi olacak kısacası. Ve bu ırkçılık olur mu bilemedim ama ya da ülkecilik falan. Kardeşim bazı ülkelerin yani bilemedim. Neyse. Bazı ülkelerin kendine göre özellikleri vardır ya. O kadar da şey yapmayalım yani. Neyse buna daha fazla devam edersem ırkçılığa gireceğini fark ettim. O yüzden bence duralım. Aç kapıyı, Jin Efendi. Ha, burada görüyormuşuz ya bunu. İyi bari. İlk bölümde söylemiştim de sanki görmüyoruz diye. Ama bununla alakalı bir şey görmüyoruz yani sonrasında da. Bence o kadar da önemli değil tabii görüp görmemek. Sonuçta her yerde farklı farklı şeyler oluyor artık. おかしいわ。あなたも元素の力を使いこなせるのに影響を受けないの。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私と不思議な結晶。いやあ、はでべ。はでべ。そうだろうと。では無理な願い。セピロス騎士。セピロス騎士団の栄誉。それから Falan. Nereye gidiyoruz? Dışarı mı? Ya. Dışarı da dışarıda başka bir yere. Bazen direkt kapıyı gösteriyor olabiliyor da. O yüzden dedim onu dışarı mı diye. Oradaki Paimon mu ya? Paimon ne yapıyorsun orada ya? Spoiler time mı ne bilemedim. Ama neyse hadi gidip bakalım ya. Ne istiyorsun? The elemental görüşü kullanıp onu bulalım dedi de. Tamam tamam hadi. Hadi hadi. Falan filan. Unutmuş, uçmuş işte yani o kadar şey değil yani. Biz de yapabiliyoruz hani aynısını. Yoş,
Aha buradaymış yeşil adam. Yeşil adam, yeşil adam. Evet, işte Vanti oyunun en sinir karakterlerinden biri. Ve aynı zamanda spoiler time. Evet. O bir tanrı aslında. Arkon daha doğrusu. Bu dünyada her elementin arkonu var kısacası. Yani hikayeden de zaten anlıyorsunuzdur bence animasyondan. İki ejder savaşmış, birisi zehirlenmiş işte. O yüzden çıldırmış. Yoksa o kadar da kötü değilmiş yani. Falan filan. Yani bu yeşil adam bizim tanrı denilebilir yani burada. Yani elementi barındıran kişi aslında, elementin sahibi. Önceden nazik biriydi diyor, şimdi de sinirli ve acı çekiyor diyor. Bunu temizleyebilir misin? Temizlendi. Gerçekten harika yeteneklerin var. ありがとう。それと涙の結晶ここからは作戦竜の涙を見ていた。おい、モンドの英雄の象徴だよ。またね。 Hadi abi yürü git hadi. Böylelikle 11. seviyeye ulaşmışız. Karakter seviyeleri falanları filanları da aldık. Gayet güzel.
Bakalım durumumuz ne? 6 tane sadece. Achievement varmış. Onları da alalım. Bu bölümü de bitireceğiz çünkü artık. Başka bir şey yok gibi. Tamam. Pekala. Böylelikle ama bu bölümü de bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı gelecek. Görüşürüz.